Pazartesi günkü yayında biz seninle bunu uzun uza diye tartışmıştık. Ve tartışmamız da şöyle, Instagram üzerinden, sosyal medya üzerinden bana gelen çok mesajlar da oldu, Twitter'da vesaire. Onlar da ikiye bölünmüştü. Yani %50 seni destekliyordu, %50 de beni destekliyordu. Ve toplumun çok önemli isimlerinden de programımızı izleyip bizim yapmış olduğumuz tartışma. Bugün her yerde manşetsin. Evet, bugün de programımız manşet olmuş. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Sen hala aynı yerde misin? Aynı ve yerde. Fox TV'nin programı iki güne çıkartması. Neredesin? Bir adım ötedeyim. Şimdi lütfen arkadaşlar lafımı kesmeden, çünkü paganizm çok önemli. Yani balkon konuşması haline döndürmezsen yok, tabii yok, dinliyoruz. Çok kısa, evet. Hemen 3 dakikada tamam. Toparlayacağım. Dinliyoruz. Birincisi zevkle. Instagram'larda veyahut da sosyal medyalarda hepimizin kullanmış olduğu karakterler var. Ah çok güzel olduk, işte rutuşumuz oldu vesaire bilmem ne oldu insanlara. Oradan bazen maskeler seçiyoruz vesaire, işte bu ayılar, aslanlar, kaplanlar, kargalar bilmem ne, bunların hepsi. TikTok'ta da var, Instagram'da da var, Snap'te de var. Hepsinde var. Birincisi o. Yani paganizm her yerde. Paganizm yok. İki, bu 67 paganizm ülkede... Paganizm nasıl yok ya? Anlatacağım. 67 ülkede yayınlanan bir televizyon formatı. Doğru. Benim esas işim, asli işim program formatı yaratmak ve onları popüler hale getirmek. Tamam. Bu programı yapanları da ayakta alkışlıyorum. Dünyada çok dikkat çeken bir programdır ve her ülkede girdiğinde skandallara imza atıyorlar ki izleyici topluyorlar. Fox TV'yi bu konuda inanılmaz başarılı görüyorum. Peki. Fox TV peki, toplumun, bitiyor. Toplumun, Fox TV ama 3 dakika lütfen, mı? 1 dakikasını kullandım. Ve bu arada bu paganizmle ilgili bir kere pagan dinleri İbrahim dinlerinden dahi önce aslında şamanizme yakın olan, yani tüslüler, meditasyonlar, yani yeryüzü tanrılarına inananlar, yeryüzü sembollerine inananlar, paganlar. İlk dinler diyelim. Paganlar. Şimdi gelelim. Şimdi burada çocukların bir sürü filmler vesaireler var. Burada Illuminati veya subliminal mesaj verme algısı yaratmak isteniyorsa, nelerden yaratılıyor nelerden. Şimdi bunların hiçbiri ne çocukların korkabileceği, evet, ne çocukların pagan olmayla ilgili bir çağrışım. Bu Fox TV'nin muhalif kanadı, bilinç altına yerleştirilmediğine muhalif, inanıyorsun sen. Muhalif kanadın bir televizyon olduğundan dolayı bu Kanal D'de, Show TV'de, ATV'de yayınlanmış olsaydı asla bu kadar ses getirmezdi. Ve ben bu yapımcıyı ayakta alkışlıyorum. Sevgili Seyhan, ama bak şimdi burada başka bir tartışma konusu açıyorsun. Bunu yani alkışlıyorum. Diyorsun ki bak, bir kere bu adamları alkışlıyorum. Bunu alkışlayabilirsin. Ve belki de kendileri yaptığı yorumlarla, ama şu çok yanlış, eksi yorumlar yapılır. Dikkat çekmek tamam, için bu, helal olsun. Bu sizin kendi yorumunuz. Ben katılırım buna. Tabii ki yorumdur. Yoruma düşünce özgürlüğü var bu ülkede. Katılırım. Fakat yani şu çok ağır. Bir kere toplum toptancı bir yaklaşım olarak tamamıyla dini motifler üzerinden eleştiri yapan insanları sanki böyle kutuplaştırıyor. Bakın siz ATV'de yapılsa siz bunu eleştirmezdiniz. Aynen. Ya, ama peki ben de sana o zaman hemen şunu söyleyeceğim. Geçen sene ATV'de yapılan bir dizi vardı. Dizide sahtekar, yalancı, dolancı bir hocayı, imamı tasvir etmişlerdi. Hı hı. Ona da toplum ATV'de de aynı tepkiyi gösteriyor. Veya Müge Anlı ile alakalı, Müge Anlı'nın Esra Erol'un yaptığı programda millet hepsi yerden yere vuruyor. Bu ya olur mu canım, yapmayın. Hayır ya. ATV'de de mesela Müge Anlı'nın programını kim eleştirebilir? Adam orada herkes kendini yere atıyor. Ne münasebet? Adam kendini yere atıyor vesaire. Müge Anlı bakan bana eleştiriyor göre... Seyhan. Hayır efendim. Bakan eleştirdi. Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül tamamıyla ve tamamıyla bu tarz programların kendilerini toplumda yargıç, hakim konumuna koymak suretiyle... Emin olun Müge Anlı'yı eleştirmiyordur. Müge Anlı'nın hem emniyet birimlerine hem de topluma çok inanılmaz mesajları faydası olan, var. Faydası olan bir program yapıyor. Müge Anlı benim 25 yıllık arkadaşım. Daha geçen gün biz eleştirdik ya. Müge Anlı'yı ben hiç eleştirmiyorum. Siz eleştiriyorsunuz. Yani ben eleştirdim çünkü sürekli etek giyiyor. Hiç pantolon giymedi. Yani halkın kafasında bir soru işareti... Yani oldum, oluyorum, olmakta Başak, olan falan diyemiyorum. Başak sen bu yarışmada davet alsan. Seve seve gider. Giderim. Çok arkadaşlar eğlendim. Ya ben konumuz davet edip gitmek değil. Soru Allah aşkına ya. Geliyor. Lütfen bugünün rica ediyorum sorusu. Ya. O gider mi, ya, bu gider Doğan, mi? Konumuz sen bu mu ya? Ya yarışmaya davet ya edin, arkadaşlar sen ya. Ya konumuz bu değil ki. Toplum şu an ikiye ayrılmış durumda. Sosyal hayır, yani ikiye bence ayrılmış. Aslında... Sırayla konuşalım arkadaşlar. Bence aslında yani hayatım... benim gidip gitmemem önemli değil ki. Ben bir projeye gittiğim projeler de var. Belki benim çıkmış olduğum projelerde de Illuminati vesaire alakalı. Hayır canım. Ya ben iki tane giderim dedi. Üçüncü giderim dedi. Ben gitmem. Ben de giderim. Ben
böyle pagan sembollerinin olduğu, şeytan tasvirlerinin olduğu, satan tasvirlerinin olduğu bir programa ben gitmem. Satanizm neresinde burası? Ya arkadaşlar bu size göre değil ama şeytan insanın toplumun, vicdanında. Ya bırakın Allah aşkına siz de ya iyice şeytan vicdanında da. Ya. Şeytan her ne yapalım şimdi ben şeytan? Ben diyorum, tekrar ediyorum, yazın oraya Eyüp Sultan'a 100.000 TL bağış yapılırsa ben giderim. O maskeyi de takarım kardeşim. Ah tamam. Şimdi ben bunu takınca senin... ne oldu? Bir dakika. Tam tekli şeytana verin. Benzedin. Tam şeytan oldun. Tekli verin. Bakın. Tam şeytana tekli verin lütfen. Tam şeytanı. Bakın ne oldu şimdi bunu da... Ne oldu? Hani ne oldu? Şey mi oldu? Pagan mı oldu? Gerçekten konuyla alakalı bir ilk kez bir cümle yani, söyledik yani. Bu kadar, bu kadar, yani bu kadar, anca Allah bu kadar masumlaştırırdınız bak, ya. Bak. Gel. Şimdi. Şimdi bakar mısınız? Pagan mı oldu bu? Yok arıcı yok, oldu. Ben, hayır. Arıcı pagan oldu. Mı oldu? Şimdi oldu işte. Ben geldim artık. Hayır. Kars, pagan arıcı. Mı oldu? Ben bu pagan şeyini... Hayır bu değil. Bu paganizmin sembolü. Hı-hı. Öyle mi olduğuna inanıyorsun? Hayır. Bu bir Kore filminde kullanılan bir film. Filmden bir sembol. Tamam. Bir şey yok. Squid bu da Game. Bir Kore. Yani burada Squid insanlara... Bir şey olmuyor yani. Filminden şu alt tarafı... Bir maske. Çoluk çocuğun satmış oldu. Eskiden şey vardı, ekstrem hani ekstrem şeyler. Ona benziyor. Burada bir logo koymuşlar. Eskiden de ekstrem hala var ya. Hayır hayır. Ekstrem şey var. Vardı ya. Hayır, hala var. Var tabii ki canım. Hayır, eskiden de vardı ya böyle hani çocukluğumuzda satılırdı vesaire. Tam maske takardınız. Onlardan bir şey olmaz bunu takmakta. Neyse bu kadar masumlaştırılmayı da doğru bulmuyorum açıkçası sevgili yani görmedim, arkadaşlar. Görmedim bak işte taktın. Yani ama, niye takmıyorsun? Ama şuna, ben de söylüyorum. Şundan sonuna kadar katılıyorum. Seyhan. Ona katılırım. Eyüp Sultan'a Seyhan. 100 bin lira bağış tamam. Yapın lütfen. İnsanlar da görsün yani paganizmi yani şeytan reklamını satan sembol. Peki şunu, bravo, şuna sonuna kadar katılıyorum. Tabii ki yani insanın vicdanların köreldiği, insanların artık şeytanlaştığı, şeytanın insanlardan kaçtığı bir dönemde bunların ne kadar önemi var o da ayrı bir konu. O eleştirilere, yapılan eleştirilere de sonuna kadar katılıyorum. İnsanlar şeytanlaşmış, anne evladını boyuyor, baba evladını bilmem ne yapıyor. Şimdi dedesi torunuyla gidiyor bilmem ne yapıyor, o onu çalıyor. Ufacık ne aile kalmış, aile her şeyi el, masum çocuklara tecavüz edilmiş vesaire. Paganizmle ne alakası var sapıklığın? Tamam müsaade et, ben zaten aynı şeyleri söylüyorum, doğruya doğru diyorum. Yani bu kadar kirliliğin, bu kadar ahlaki yozlaşmanın dibine batmış dünyada, yani maskelerin bir önemi var mı? Onu da bilmiyorum. Bunun içine bir de ticari rekabet de giriyor. Yani Fox'u batırma şeyi, onu çekemiyorlar. Yani Fox niye? Bir, daha bir muhalif duruş falan sergiliyor diye öfkeleniyorlar. Mesela bu yarışma ATV'de de olabilirdi, Kanal D'de de olabilirdi. O zaman bu sorunlar olmayacaktı. Ama ben milletin içinden yani on binlerce falan diyor. İşte ilkellik, gerilik. Bak şimdi izleyeceğimiz haber Afganistan. Hiçbir farkı yok aslında biliyor musun? Kafa aynı kafa. Yani burada... Şu maskeli olan dünyanın 62 ülkesi Suudi Arabistan dahil ha. Oralarda yapılan bu eğlence programı, yarışma falan da değil bu. Eğlence. Eğlenecek, eğlenmek için yapılan bir programı alıp da vay masonik anlamı. Ahlak bozuluyor. Çocuklar ulan çocuklar ne korkacak? Oynadıkları bilgisayar oyunlarındaki tipler bunlardan çok daha korkunç. Ama işte ilkellik, gerilik ve cehalet. Çok korkunç. Al.